AKP ve MHP'nin hazırlamış olduğu ittifak yasa tasarısı sıcaklığını koruyor gündemde. Tartışmalar sürüyor. Biz bu konuyu akademisyen ve yazar Dinçer Demirkent ile görüşeceğiz. Zira kendisi aynı zamanda bir anayasacı ve hem akademik boyutuyla hem pratik siyasal boyutuyla konuyu değerlendiriyor. Hocam, öncelikle bu yasa genelde işte MHP barajının altında kalıyordu. Hükümete de destek veriyordu. Dolayısıyla MHP'yi baraj sorununu ortadan kaldıran bir tasarı olarak da görülüyor. Esas amacı nedir sizce? Ya ben bu boyutunun olduğunu elbette düşünüyorum. Fakat özellikle 16 Nisan'dan beri artık temel meselenin Tayyip Erdoğan'ı kurtarmak olduğunu düşünüyorum. Yani Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmak, başkanlığını daim kılmak, Türkiye'yi mevcut o hal düzeninde tutmak, yani yasal olarak o hal kaldırılsa bile artık Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi kabul edildi ve Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduktan sonra artık İbrahim Kaboğlu'nun monokrasi olarak adlandırdığı bu sistemin devam etmesi için kurgulandığını düşünüyorum. Asıl olarak AKP'nin MHP'yi kurtardığını değil, o dönemden beri mutabakatın MHP'nin AKP'yi kurtarmak üzerine planlandığını düşünüyorum. Elbette MHP'nin baraj sorunu ortadan kalkmış olacak ama asıl olarak Tayyip Erdoğan'ın kendi başkanlığını garanti etmesi üzerine kurgulanmış bir strateji olarak görüyorum bunu. Artık Türkiye'deki bütün seçim stratejisi, hatta sadece seçim stratejisi, bütün siyasal stratejiler bu iç politikadan dış politikaya kadar uzanan bir çerçevede söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı üzerine kurulu, tek kişi rejiminin idame ettirmesi üzerine kurulu bir strateji. Bu yasa teklifi de bu amacı taşıdığını açık olarak söyleyebiliriz. Çünkü bunu bence çok boyutlu olarak değerlendirmek lazım. Birincisi 16 Nisan referandumuydu. Tayyip Erdoğan'ın çok kritik anlarda söylediği halkımıza ait deyişler var. Birincisini 15 Temmuz'un ardından söyledi. Allah'ın bir lütfu dedi. İkincisini 16 Nisan referandumundan sonra söyledi. Orada da atı alan Üsküdar'a geçti dedi. Ve gerçekten de geçmişti. Bugün bu seçim yasası teklifi için söyleyeceğini ben şimdiden söyleyeyim. Seçim günü geldiğinde geçti borun pazarı diyecektir muhtemelen. Çünkü eğer bu halde kabul edilirse bu teklif, bu bir ittifak teklifi olmaktan ziyade 16 Nisan'da kurgulanan rejimin kurtarılması. Çünkü halkın bunu istemediği, %50'nin üzerinde bir oy alamayacağını gören AKP'nin MHP'yi iltihak etme, MHP'nin de gönüllü olarak bu iltihakı kabul etme operasyonudur. Bu aslında bir koalisyon olarak muhalefet, hani koalisyonları kaldıracaktınız la muhalefet ediliyor. Bu çok yanlıştır. Çünkü çok uzun zamandır söylediğim bir şey var. Türkiye ciddi bir olağanüstü hal rejiminden geçiriyor. Bu olağanüstü hal anayasanın sınırındaki bir olağanüstü hal değildir. Bir istisnai rejimdir. Bir ara rejim olarak adlandırmak belki uygun olur bunu. Bu ara rejimdeki, bu istisnai haldeki seçim politikasının kendisi muhalefet tarafından olağanüstüleştirilmelidir. Dolayısıyla bu seçim teklifi de aynı 16 Nisan Anayasa Değişikliği referandumunda olduğu gibi olağanüstü bir değişiklik olarak algılanmalıdır ve olağanüstü bir muhalefet gösterilmelidir. Çünkü muhtemelen birazdan konuşacağız içeriğini. AKP'nin yapmak istediği, çeşitli dönemlerde yapamadığı şeyleri yine bu torbada, üç kanun değiştirilen bu teklifte yapmak istediğini görüyoruz. Yani koalisyon, ittifak işin bir boyutu. Yani oy pusulalarından seçimin güvenliğine ve adil seçime ilişkin her şey değiştirmek isteniyor. Ama asıl boyutu budur. Asıl boyutu olağanüstü hal döneminde olağanüstü bir seçime gitmek ve AKP'yi, özellikle de AKP'nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı yapmak ve eline 16 Nisan'da elde ettiği yetkileri seçim günü itibariyle vermektir. Peki. Ben detaya girmeden önce, yasanın getirmiş olduğu kimi detaylar girmeden önce, demokrasilerde
iktidarların sistem içerisinde değişebilir, seçim yoluyla değişebilirliğini öngörür ve bunu kabul eder. Bu artık hayal mi oluyor? Sorunun ilk kısmı, ne söylemek gerekirse, anayasal demokrasiler dediğimiz çoğulcu demokrasilerde seçim temel bir ilkedir. Niye temel bir ilkedir? Çünkü temsili demokrasilerin temeli, temsili demokrasilerin birçok eksiği vardır. Bu bir yana. Fakat şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu olağanüstü rejim bizi temsili demokrasiyi asgari standartlarıyla savunmaya çekmektedir. Bu asgari standartlar nelerdir? Seçimlerle iktidarın değişebilme ihtimalidir. Dolayısıyla bu ihtimali sağlayan şeyler nelerdir? Bakınız, niye yok ediliyor sorusunun yanıtı bu. Birincisi adil seçim ilkesidir. Adil seçim ilkesini sağlayan nedir? Eşit yarışma koşullarıdır siyasi partilerin. Peki eşit yarışma koşulları nasıl oluşur? Birincisi siyasi partiler özgürce muhalefet edebilmeli, yaptıkları muhalefeti kamuoyuna duyurabilmelidirler. Yani özgür basın, özgür medya gerekir. İkincisi siyasi parti temsilcilerinin özellikle de anayasa tarafından özel korumaya alınmış milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı vardır. Bu yasama dokunulmazlığı sadece kürsüde, meclis kürsüsünde söylediği sözler değil. Dışarıda da söylediği sözlerden oluşur. Yani milletvekillerinin sözü dokunulmazdır. Kimse sözünden dolayı cezaevine tıkılamaz. Bugün bakıyorsunuz bu sözün söylenmesi engellenmiş. Milletvekilleri cezaevine alınıp çıkarılıp alınıp çıkarılıp duruyor. Böyle bir ortamda özgür basın yokken, milletvekilleri içerideyken, insanların Türkiye'nin iç politikasına ve dış politikasına söylediği sözler, sosyal medyada, basın yoluyla, hatta kendi aralarında söylediği sözler cezalandırma konusu olurken, yeni açıklandı, Cumhurbaşkanlığı hakaret davalarının sayısı, artık herhangi bir avukatın taşıyamaz durumda, yani 30 bini aşkın Cumhurbaşkanlığı hakaret davası söz konusu durumdayken ve bu davaların içeriği çok tartışmalıyken zaten bir seçim güvenliğinden ve adil seçimden bahsetmek mümkün değil. Peki bu yasa teklifi özel olarak ne getiriyor? Evet. Bu yasa teklifinin getirdiği şey adil seçim ilkesine ve seçimin yargı denetimine. Türkiye'de 1950'den beri olan ve Türkiye'de adil seçimin güvencesi olmuş bugüne kadar gerçek anlamda. 46'da yaşanılan bir sopalı seçim olarak bildiğimiz bir seçim vardır. Demokrat Parti'nin önünü kesmek için yapılmış bir seçimdir. Bu kolluk kuvvetleri dahi kimi yerde kullanılmıştır. Fakat 1950'den itibaren Demokrat Parti'nin 1946'daki çıkışı ve 50'ye kadar sürdürdüğü muhalefetin sonucu olarak bugün sineği millet olarak kullandığımız tabirler hep Demokrat Parti'nin antlarından, genel kurullarında, kongrelerinde çıkardıkları yeminlerinden ve raporlarından gelir. Eğer adil seçim güvencesi sağlamazsanız biz seçimlere girmeyeceğiz diye Demokrat Parti'nin çok ciddi bir muhalefeti olmuştur ve 1950'de seçimin yargı denetimi sağlanmıştır ve 1961 anayasasıyla da bu anayasal güvenceye alınmıştır. YSK kurulmuştur. YSK Türkiye'de seçim güvenliğinin kalbidir. Peki şimdi ne yapıyorlar? Önce YSK teşkilat kanunu yaptılar ve bu kanunda ilk teklif halinde sandık kurullarının birleştirilmesi gibi, sandık başkanlarının sadece kamu görevlerinden oluşması gibi şeyler getirdiler. Bunların ne anlama geldiğini açıklayacağım. Fakat evet, bu kanun böyle geçmedi muhalefetle. Şimdi bu teklifte aynı şeyler yine geldi. Bu AKP'nin... Yani YSK'da olmayan, yani o teşkilat kanununda var olan şeyler geri çekildi ama buna yeniden eklemlendi. Evet. AKP'nin genel yasa yapım taktiğidir bu. Bir kere getirirler, muhalefet olur, olmaz. Sonra başka bir yerde bir torbayla yine getirirler. Bu yine gündemimize geldi. Ne olacak? Basitçe teknik kısmını çok ayrıntılandırmadan şunu söyleyeyim. Kamu görevlileri sandık kurulu başkanı olacak. Kamu görevlileri kimler? Mülki idare amirlerinin atadığı kişiler olacak. Mülki idare amirleri kimler? Çok uzun zamandır biliyoruz ki artık liyakat usulüyle değil, partili olma kıstasıyla, bunun birçok örneği var ve çoğu zamanda hükümete
yakınlıkla göreve gelmiş kişilerden oluşan bir ne yazık ki liyakatin askıya alındığı bir düzenden geçiyoruz. Bir de ihraçları düşündüğümüzde, 100.000'in üzerinde ihraçları düşündüğümüzde, bu ihraçların birçoğunun da ben kendimden biliyorum. Kendinden biliyorum. Bir takım iltisaklarla vesaire ilişkili değil, sadece muhalif olmakla ilişkili olduğunu biliyorum. Dolayısıyla hükümete muhalif olan bir kamu görevlisinin içinden bunu yaşasa dahi dışında bunu yapmasının mümkün olmadığı bir anda seçimlerin siyasi parti denetiminden çıkarılması anlamına gelecek herhangi bir müdahale, seçim kanununa müdahale, seçim güvenliğini bozacak bir müdahaledir. Bu birincisi. Bir de sandık başkanı ve sandık kurulu gerek gördüğünde güvenlik güçlerini çağırır. Ve sandığın etrafında güvenlik güçlerinin ne kadar mesafede olabileceğine dair daha önce şey vardı. Çok katı kurallar vardı. Şimdi ne oldu? Bu katı kurallar esnetiliyor. Sandıkların sandık alanları kavramı artık şeyden çıkarılıyor ve yeni bir düzenleme getiriliyor. YSK sandıkları birleştirme gerekirse seçim güvenliği için seçim bölgelerini taşıma, sandık bölgelerini taşıma gibi yetkiler ediniyor bu teklifle. Ve daha önemlisi sadece sandık kurulu başkanının değil, herhangi bir yurttaşın seçim çevresindeki kolluğu çağırma yetkisi. Yani ben arayacağım, diyeceğim ki burada bir tehdit gördüm, dolayısıyla kolluk gelsin. Bu ne demek? Kolluğun yani İçişleri Bakanlığı'nın, ki adil seçim güvenliği için böyle bir önlem getirmiştir. İçişleri Bakanı istifa eder, yerine yeni bir bakan atanır. Fakat bunun böyle, bu pratikte böyle olmayacağını artık çok iyi biliyoruz. Bunu referandumda gördük, daha önceki yerel seçimlerde gördük, genel seçimlerde gördük. Seçimlere ne tür müdahalelerin yapıldığını ve artık herhangi birinin aramasıyla bu aramalar organize de edilebilir elbette. Kolluk gelecek ve seçimin başına duracak. Bu sözü kullanmamı maruz görün. Silahlar altında yapılma ihtimalini gündeme getir ve çok tehlikelidir. Çok tehlikelidir. Dolayısıyla da bu tekliften, bu maddelerin çıkarılmasını, olağanüstü seçimler diyoruz ya, seçimler o hal altında da yapılsa, yapılmasa da bu seçimlerin olağanüstü niteliğini kavramak zorundayız. Çünkü temsili demokrasinin koşulu, başta vurguladığım gibi, adil seçim güvencesidir. Bu ortadan kalktıktan sonra artık bundan sonra iktidarın seçim yoluyla değiştirilebilme ihtimali içeren asgari müşterek temsil demokrasi açısından ortadan kalkar. Evet. Bu da diktatörlük demektir. Bir de mühürsüz oyların kabulü 16 Nisan'da çok daha tartışılan ve hala bu konuda eleştirilerin yapıldığı bir... Bu da bir genel AKP pratiğidir. Bir şey fiili olarak yapılır. YSK'nın inanılmaz kararı yasaya rağmen yapılmıştı. Yaklaşık 2,5 milyon oy seçimin kaderini belirleyecek sayıda oy, mühürsüz oy geçerli sayılmıştı kanuna rağmen. Fiili olarak. Şimdi bu fiili şey yasallaştırılıyor. Yani üzerine filigran olan, YSK'nın mührü olan oylar sandık kurulu başkanının, sandık kurulunun mührü olmasa da geçerli sayılacak hale getiriliyor. Yani 16 Nisan'da da gördüğümüz, öncesinde de gördüğümüz, evet ben fiilini yaparım, 12 Eylül Anayasası'na uymak zorunda mıyım ki? Zaten bu darbe anayasası değil mi? Dedikleri şeyi uymam, değiştiririm. Önce uymam fiili olarak yaparım. Sonra da yasal kılıfını bulurum. Fiili olarak yaptılar. Şimdi de yasal olarak. Yani bütün bunların anlamı şu. Bunu muhalefetin çok iyi anlaması lazım. Ki ben bunun hepsinin ters tepeceğini düşünüyorum. Niye düşündüğümü de söyleyeceğim. Fakat muhalefetin bunu çok iyi anlaması lazım. Bu değişikliklerin hepsi bu olağanüstü dönemde özellikle yani MHP'nin baraj sorunu o kadar önemli görmüyorum. Bence AKP de o kadar önemli görmüyor. Fakat AKP kendi bekasını bunu devletin bekası olarak sunuyor ve bu çok yanlıştır. Kendi bekasını önemli görüyor ve kendi bekası için bu seçim teklifini ve bu ittifak
teklifini ortaya getirdi. Bu işin bir anayasal sorun hali de şudur. Düşünün ki iki parti ittifakı için meclise bir teklif sunuyor. Mecliste yasalar geneldir. Yasanın temel özelliği, yasanın maddi anlamını bize kavratan şey genel olmasıdır. Herkes için olmasıdır. Özel yasa çıkarılamaz. Ama şu anda algı AKP MHP için çıkarılan bir yasa gibi algı var. Evet. Öyle bir algı doğru da bir algıdır. AKP MHP için bir yasa çıkarılıyor ve bu bir yasanın en temel koşulu olan genellik ilkesine aykırıdır. Ama bu hukukçular, anayasacılar için geçerli. Yurttaş bunu böyle algılayacak mıdır diyor. Yurttaş bunu böyle algılayacak mıdır bilmiyorum. Ama anayasacılar için geçerli olan şeyin bu kadar önemsiz olduğunu bize kanıksatan bu rejimdir. Anayasacılar için önemli olan şey şudur. Bu şey anayasaya aykırı mıdır değil midir? Eğer anayasaya aykırıysa böyle bir yasanın çıkarılması hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Yurttaş için bu da önemli değil. Bakın yurttaş için ne yazık ki sunulan şey, televizyon programlarında sunulan şey Nuh'un cep telefonudur. Akşamlara kadar yapılan dizilerdir. At üstünde yapılan dizilerdir. Sabahlara kadar gösterilen tanklardır. Ve yurttaş buna bütün televizyon programlarına, bütün medyada maruz bırakılmaktadır. Özgür medya, halkın doğru haber ve bilgi alma hakkı ortadan kaldırılırsa yurttaşın doğru düşünceyi, doğru analizi yapacak verileri de ortadan kaldırılır. İnternet medyası da bu bağlamda bir bağlanıyor mu? Bunu da bu seçim ve iktidarın kendi varlığını, kendi bekasını kurtarma sorunu bakımından RTÜK yasasını da görmezden gelmememiz gerekir. Nerede bir ses çıkacak, nerede halkı doğru bilgilendirecek bir ses çıkacak kapatılmaktadır. Ama Google'un Abdülhamit tarafından icat edildiği, Nuh'un gemi yaptığı, bakın mecliste istismar yasası görüşlü ve istismar meselesi ön plana çıktı değil mi? Bir tane adam çıkıyor ve 6 yaşındaki çocukların evlenebileceğini söylüyor. Ve bu adam her gün, her yerde, her zaman konuşabiliyor. Değil mi? Fakat bir aykırı ses çıktığında istismar konusunda dahil, seçim konusunda dahil, başka konularda dahil bu engellenmek, sansür uğratılmak eğer çok da fazla ileri gittiyse, çok da fazla can sıktıysa mümkünse sonsuza kadar evet. Susturulmak isteniyor. Ben son olarak bir de bunun mesela bu ittifak yasasının evet iki parti ittifak yaptığında bir de ittifak yapmayan partiler açısından diyelim ki MHP ittifak yaptı şeyle AKP ile ama İYİ Parti veya HDP veya bir başka parti yapmasa velev ki baraj altında kalırsa %10 barajı altında kalırsa bu anayasa açısından nasıl bir sorun yaratır? Yani bir eşitlik anlamında soruyorum. Bir kere %10 barajının kendisi bir anayasal sorundur. Hem yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu onaylamasa da devletin takdir yetkisi altında görmüştür. Fakat %10 barajı temsilde adalet yönetiminde istikrar dediğimiz anayasal ilkeyle açıklanabilecek bir sınırda bir baraj değildir. %10 barajının temel nedenini artık Türkiye'de herkes biliyor. İtiraf ettiler ama MHP de itiraf etti. Biz HDP'lilerin gelmemesi için yaptık. Elbette. HDP'lilerin değil, tabii 1980'lerin başında ara rejim döneminde 83'te yapılan yasayla %10 barajı geldi ve Kürt temsilinin engellenmesiydi. Amacı %10 barajı. Fakat %10 barajı öyle bir temsilde adaletsizlik yarattı ki bir kere şöyle düşünün. 50 milyon seçmen oy kullanıyorsa bunun 5 milyonu, en az 5 milyonu dışarıda kalacak gibi düşünün. Sadece Kürt oylarının değil, örneğin sosyalist oyların dışarıda kalmasına neden olan. Fakat asıl olarak da bunun için getirilmiş bir barajdı bu. Dolayısıyla zaten normal haliyle yani parlamenter demokrasinin eski haliyle Türkiye'deki kurgulandığı biçimde adaletsiz, temsilde adaleti
sağlamayan, dolayısıyla da seçim hakkına, özgür seçim hakkına aykırı bir düzenleme olduğu kanımca açık %10 barajının. Fakat bu haliyle ittifak yapmayan partiler için, bazen de yapacak olan partiler için, yine bu barajın altında kaldığını varsayalım, bir adaletsizlik ve eşitsizlik sorunu yaratacağı bunun açık. Fakat şöyle düşünmekte fayda var. Bu ittifakın amacı karşı tarafı da bir ittifaka zorlamak olarak düşünülebilir. Bunu AKP ne zaman yaptı? Bunu AKP Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaptı ve yine MHP ve yine CHP Tayyip Erdoğan'ın tek turda seçilmesini sağlayacak bir şeyle karşısına tek aday çıkardı. Ekmeettin olayıyla. Yani sadece kendisinin karşı tarafı da dizayn etmeye dönük bir hamle. Karşı tarafı dizayn etmeye dönük olduğu açık. Bunu denediler, yaptılar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2014'te ve Ekmeettin İhsanoğlu'na karşı çok rahat bir şekilde Tayyip Erdoğan ilk turda seçimi kazandı. Dolayısıyla karşı tarafı ittifaka zorlayan ve yine ittifakın adayına karşı, tek adayına karşı kendi tek adaylığını halka, buna seçim demem yine mümkün olmayacak, halka onaylatma amacını güden bir tür plebisit yasasıdır yine bu. Ben 16 Nisan'a genelde halk oylaması demeyi tercih etmiyorum. Bir tür plebisit, yani kendi kendini onaylatma anlamına gelen bir süreçti o. Bunu yine denemek isteyecekler. Yani çok adaylı bir seçim yerine iki adaylı bir seçimi zorlamak ve karşı tarafı böyle dizayn etmek isteyecek ve buna dönük bir yasa bu. Umarım muhalefet bu oyuna gelmeyecektir. Yani her partinin, İYİ Parti, HDP, CHP ve hatta mümkünse 100 binlik inisiyatiflerin, yani bir aday gösterebilecek inisiyatiflerin adaylarını göstermesini, mümkün olduğu kadar çok aday gösterilmesini ben Cumhurbaşkanı seçiminde çok önemli buluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Dinçer Demirkent, akademisyen yazar, Duvar Gazetesi'nde köşe yazıyor şu anda. Ve yine bir takım bilimsel dergilerde, akademik dergilerde çalışmalarını yürütüyor. İttifak yasasının aslında bir Erdoğan'ı çıkartma yasası olduğunu altını çizdi.